Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Sıcak yaz günlerinin vantilatörü, 24 bin BTU'luk kliması, elektriksiz ortamda yelpaze gibi yelleyerek serinleten, efendim ice frappe gibi bünyeyi içeriden dışarıya doğru soğutan, iklimlendirme özellikle yazlık Aragaz programı başlıyor. Başlıyor, başlıyor. Ben Deniz Vantilatör Kadir, yanımda yelpaze Pascal, yani kaslı zenci olduğu için bu yelpaze sallama için ona gaskilledik. Hepinize günaydın diyoruz efendim. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın abi. Pascal, efendim? Cehennemin kapıları açıldı mı ya? Bu ne sıcak kardeşim? Hazreti İsrafil sura mı üfledi kardeşim? Hesabımız mı dürüldü? Arsa-i mahşerde, cehenneme de ya orada mıyız, neyiz? Bu farkında mı değiliz? Bu nasıl bir sıcak Pascal ya? Kadir ya, ne diyorsun be ya? Anlamadım ya. Sıcak diyorum yavrum, sıcak. Normal değil bu kadar sıcak Pascal. Bana fark etmez. Niye lan? Abi, ben inalattam yanım. Sıcak, sana sıcak. Ben rahatım ya. Ha, ben imal sürecinde yanmışım diyorsun. Tabii tabii. İmalattan yanım diyorsun. Sıcak bana işlemez arkadaş. Her geçen gün yemin ediyorum zenciliğe imreniyorum ha. Bak doğru söylüyor. Bak ya, bunun bir üniversitesi falan yok mu kardeşim? Gidelim okuyalım, zenci olalım ya. Allah verdikçe veriyor size ya. Ama Kadir öyle deme. Biz var ya çok acı çektik. Vallahi bak. Zamanında. Arkadaşım, acıyı sen mi çektin, başkası mı çekti? Deden çekti acıyı, atan çekti ya. Sen zencinin safhasını sürüyorsun ya. Küresel ısınma bile sana işlemiyor, düşün ya. Sen bundan bile yırtıyorsun pes vallahi. Ama Kadir, sen de esmersin ha? Yakınsın bize. Ya Pascal, bırak zenci esmeli kardeşim. Zaten sıcak, sinirleri çok geriyor. Ortalık çok sakar. Herkes birbirine Moskov gibi bakıyor ya. Her an büyük bir arıza çıkabilir diye korkuyorum ben Pascal. Serinlesinler. Klima yok mu? Ya hadi işte, evde klima var. Sokakta ne yapacak Pascal? Ha? Sokakta. Sokak. Abi, yerleyelim. Birbirimizi yerleyelim. Ya aslında hakikaten buradan da bak, şimdi burada Pascal farkında olmadan parlak bir öneride bulundu belediyelere. Belediye böyle elemanlar istihdam etse yani. Ha? Ya da mesela belediye ya yatan personel de vardır, o da. Vereceksin eline yelpazeyi, çıkacak sokağa, sıcaklayan açacak bağrını, abiler yerleyecek. Nasıl? Kadir, soğutma odası, o da olmuyor. Aslında bazı klima firmaları deniyor onu, biliyor musun? Semtin orta yerine tabii mesela 50 metrekare klimalı bir oda koyuyor. Giriyorsun, seriniyorsun. Abi bak, bu süper. Vallahi bak. Ama şeyi biliyorum ben akıbetini. Bunlar yapıldı. Geçmiş yıllarda daha ilk günden millet klimayı söküp götürmeye kalkınca iş yattı. Tabii oraya da adam bir şey koyamaz, güvenlik elemanı. Sonra sıcakta gıdalar çabuk bozuluyor Pascal. Zehirlenmeler oluyor. Bak bizim Nuri 10 gündür topallayamadı ya. Hadi be. Niye zehirlemiş? Belediye zehirli et atmış buna. Ondan sonra ondan yemiş ha. Nuriye. Ne demek niye zehirlenmiş abi? Ne bileyim işte, midye tamam ne yemiş? Ondan şey olmuş. Midye. Bu sıcaktı. Arkadaşım, pis boğaz bir insan demek ki. Ne versen gidiyor ya. Neyse, Mortinya Stres oluyormuştu ya. Bayağı bir serumlar merumlar öyle şeyler yapmışlar. Ne diyorsun ya? Bak şimdi, bu sıcakta deniz ürünü ve beyaz eti dikkatli yiyeceksin. Aslında bütün et ürünlerini dikkatli yiyeceksin Pascal. Abi ben var ya, taze et severim. Hot meat üret sevmem. Ha, teenage et diyorsun yani sen. Evet sen. Vay 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 vay. Granny falan yani. Yok, işim olmaz. Teenage candır. Arkadaşım, şu programı belli bir seviyede tutturalım istiyorum. Ama mevzu nerelere geliyor? Tutmaya çalıştıkça tutamıyoruz, elimizden kayıyor ya. Ben yaptım değil mi? Seni için fesat. Ya tamam, sus, günahımı alma ya. Kirli, çürük ve adisin Pascal ya. İftira. Kesinlikle iftira.
kabul etmiyorum. Abi elimdeki suç duyurusuna ne diyeceksin? Senin hakkında suç duyurusu var la elimde. Ne diyorsun? Senin karşı komşun 63 yaşındaki bir hanımefendi senin hakkında suç duyurusunda bulunuyor Pascal. Hayda. Evet, 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 evet. Evet efendim, sen şimdi bir şarkı gir. Ben hakkındaki suç duyurusunu okuyacağım millete. İftira be. Bak daha okumadan yangın yapıyor bana. Dur bir kesin doğru o zaman. Kardeş kurban. Ya sus iblis ya, bunlar senin daha iyi günlerin neler göreceksin ya. Neyse efendim, bu arada da güne başladık değil mi farkında olmadan. Evet, herkese evet. Hayırlı işler, bol gün işler. İşiniz gücünüz rast gitsin. Allah bereketli işler versin hepimize. Hadi başlıyoruz efendim, hadi. Aragaz. Erken kalkıp yol alan program. Aragaz. Hakkındaki yazılı suç duyurusunu halka okuyorum. Dinle, okuyorum. 02.08.2014 tarihinde ben Şehriban Kanıkkuru, Pascal Numa adlı insan kılığına girmiş Şam şeytanı kılıklı iblisten şikayetçi oluyorum. Ben 63 yaşında eşini kaybetmiş iki emekli maaşıyla zar zor geçinen bir kadınım. Pascal Numa benim komşum olur. Kendi olay gününe kadar zaten bana hiç güven telkin etmemiş idi. Başı ayrı oynayan, ölüye diriye yazılan şehvet mahkumu kayıp bir ruhtur. Kadir, ne diyor bu ya? Dina, 30.07.2014 tarihinde oturduğumuz binada elektrik olmasına rağmen benim dairemde elektrikler tamamen gitti. Yalnız yaşayan yaşlı bir kadın olarak insaniyetlik namına Pascal Numa adlı şahsın dairesine girerek kapıyı çalmak suretiyle ona ulaştım. Kendisi sadece altında giyinmekten iyice gevşeyip kaşamış şeker pembesi bir boxer olmasına rağmen kapıyı açtı. Ev halidir. Olur böyle şeyler diyerek umursamadım. Ve evimde elektriklerin kesildiğini, eğer anlıyorsa gelip kofraya bir bakmasını rica ettim. O da her türlü elektrikten anladım diyerek evime geldi. Abi yalan. Yok sen dine, dine sen, dine, dine. Evet. Ev karanlıktı. Sigortalar nerede? Diye kısık bir sesle sorarak ellerini fiçutumda dolaştırmaya başladı. Hayda. Evet, evet, evet. Ben evladım sigortalar duvarda, sen bende mi arıyorsun sigortayı dediğimde, ah sen de duvar gibisin zaten hamile diyerek pis pis güldü ve ben evinizi bilmiyorum. Elimden tutun da beni kofraların olduğu yere götürün dedi. Karanlıkta Pascal'ın elini tuttum. Eli sert ve sıcaktı. Nabız gibi atıyordu. Zannediyorum elini yummuştu çünkü parmakları yoktu. Pascal'ın elini sıkıca tutup kofraların olduğu yere doğru götürürken Pascal'ın elinin gitgide başkalaştığını fark ettim. Nasıl? Yalan mı be ya? Abi bundan sonrasını okumaya benim içim el vermiyor Pascal, yemin ediyorum. Kadir, ben öyle bir şey yapmadım. Kardeşim bu bir mail bu. Suç duyurusunda bulunmam için insanlık namına bana yollanmış. Ne yapayım, ben mail atmış adamım. Abi yalan ya. Sen beni biliyorsun. Ben yapmam ki. Evet evet, ben seni biliyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Senin elin nasıl böyle bir şekil değiştiriyor? Nasıl? Ben onu anlamadım ya. Abi yalan diyor. Kadın kafa yiymiş. Valla bilmiyorum Pascal. Ben senden böyle bir şey beklemezdim, açık söyleyeyim. Utandım. Abi ben yapmam öyle bir şey. Bak tamam, astırırım. Ama taciz kitapta yok. Evet biliyorum biliyorum. Taciz iğrenç bir şey. Doğru diyorsun. Taciz korkunç bir şey ya. Tamam peki tatlı tatlı bir bakış, bir kesişmeye okeyiz değil mi? Belki evet. Bir tebessüm. Tamam evet. Eyvallah. Ama bir kadını taciz eden adam var ya, onun Allah belasını versin Pascal. Evet abi. Ya düşün, bu taciz öyle aşağılık bir şey ki. Hayvanlarda bile taciz diye bir şey yok ya. Sadece insan olmamış aşağılık çukurdaki insan müsveddelerinde var. Ben çok uyuzum bu taciz işlerine. Aynen öyle abi. Ben de. Tarzın değil. Neyse efendim, az önce okuduğumuz mail de tabii ki hayali bir şeydi yani. Pascal sağ olsun adını kullanmamıza izin verdi. Çünkü kadına yönelik tacizler, cinayetler iyice arttı. Buna dikkat çekelim biz. Kesinlikle. Yoksa Pascal melaike gibi çocuk ya. Evet. Bak. Beni bilen biliyor. Biliyor abi, daha bu 42 yaşında buluğa ermedi ya bu. Bu evet. Ergenlik çağına girmedi. Bak ispat ediyorum Pascal. Bebekler nasıl dünyaya geliyorlar söyle bize. Abi hastaneye git.
orada veriyorlar. Buyur buyur, bebekleri hastaneye gidip aldığımızı zanneden saf bir çocuk bu ya. Ha? Kadir, karıya bak oğlum. Aynen, nerede? Abi bu kız nerede çalışıyor? Reklamdır abi. Böyle de reklamda olur. Karşıya bak oğlum. Oo, bu insan işi değil ya. Sen gir gir, bir şarkı gir de şuna ince ince bir yazalım. Gel. Tamam, gel. Aragaz. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Aragaz. Pascal. Kadir. Beyoncé selfie manyağı olmuş. Olsun abi. Kız selfie bağımlısıymış ya. Her an selfie çekip çekip Instagram'dan gazlıyormuştu. Elinden telefonu aldığın zaman ondan sonra ayrı başı ayrı oynamaya başlıyormuştu Pascal. Anası çok şikayetçiymiş ya. Ya Kadir, onun var ya, ver bana 17 dakika. Her şeyi unutur. Yani 17 dakikada Beyoncé her şeyi unutturacaksın, öyle mi? Evet. Bak Kadir, unutmazsa üzme tükür. Ya kardeşim bak, hayır yaparsın, ben inanıyorum da niye 17 dakika ya? Niye küsürat, neden? Abi ortalamalar vurdum, 17 dakika tutuyor. Bazısı var 5 dakika. Öyle unutuyor. Kimi var ya sabaha kadar. Unutmuyor ya. Ah be Pascal. Senin işin de zor yeminle be. Ağır işçisin de Pascal. Abi misyonum. Şikayet etme. Yalnız bak, bu durum, bu haber mühim. Yani madem anası şikayetçiymiş, sen şikayetçi değilsin ama biz şu Beyoncé'nun bir anasını arayalım diyorum kardeşim. Niye arıyoruz? Ya kadın kızının akıbetinden korkuyor ya. Baksana, selfie manyağı oldu diye dövüm dövüm dövünüyormuştu. Araba arı. O zaman arıyorum. Evet ya. O zaman arıyorum. O zaman araba çalıyor. Kim? O zaman çalıyor. Evet. Alo, Beyoncé'nun anasıyla mı görüşüyorum? Selamın aleyküm, Hacı Beyoncé'nun anası, ben Kadir Çöptemir. Adını bağışlar mısın yenge? He, Clara. Soyadın ne? Oha, o nasıl soyadı ya? Neymiş ki? Kadının adı Clara, soyadı Yalara Yutara, iyi mi? Tam belli kaldı. Alo, Sayın Clara Yalara Yutara. Yani demek Beyoncé'nun kızlık soyadı da Yalara Yutara, öyle mi? Evet. Allah Allah. O zaman ne oluyor şimdi? Evlendiydi o. Jay-Z ile evlendi değil mi? Evet. Jay-Z, yani Beyoncé Yalara Yutara Jay-Z mi oldu? Evet. Allah Allah. Sakat bir soyadından. Abi Jay-Z değil abi. Ya. Z. Ha, Z. O zaman Beyoncé Yalara Yutara Z. Ulan Allah düşmanı vermesin böyle soyad ya. Neyse efendim, Beyoncé'nun anası Sayın Clara Yalara Yutara ile konuşur. Sayın Yutara, Beyoncé selfie müptelası olmuş, öyle bir haber okuduk. Efendime söyleyeyim, her an resim çekip Instagram'a koymazsa krize giriyormuştu. Öyle mi? Evet. Yapma ya. Ne diyor? Hiç sorma Kadir'im diyor. Benim kız diyor selfie müptelası oldu. Dağda bayırda diyor dömeli resim çekip diyor internete koyuyor diyor. Bir an boş durmuyor diyor. Boş koltuk görse üstünde illakine bir dömeliyor diyor. Selfie'yi çekiyor, yapıştırıyor diyor. Ama Kadir, eriştirme. Vallahi bak, bunlar güzel şeyler. Güzel yürürler. Yani şimdi Beyoncé tabii düşünüyoruz, bir tek kişilik berjerde. Böyle hafif bir doma. Ya neyse tamam. Clara teyze, şimdi bu Beyoncé'nun kocası var. Jay-Z. Ne diyor bu işe Jay-Z? Ne diyormuş abi? Ha? Evet. Evet. Hayda. Herif çocuk olduktan sonra kadına bütün ilgiyi kaybetmişti. Pascal pavyona dadanmış Jay-Z. Konsumaktis dost tutmuş. Ne? Beyoncé'nin üstüne. Hem de dost tutmuş. Ya şuş be. Kardeşim biz Beyoncé diyoruz, dışarıdan görüyoruz. Kim bilir içeride neler oluyor ya. Ya Kadir, ben anladım. O var ya, içeriden değil. Peki Sayın Clara, şimdi Beyoncé kocası Jay-Z'yi boşarsa. Burada boşta bir arkadaş var. Bu da zenci. Evet, kendisi orijinal. Kızınız. Kızınız dur. Kızınız Jay-Z'yi boşarsa burada fünye var, fünye. Pimi çekilmiş bekliyor, hazır kıta. Yani aklınızda bulunsun diye söylüyorum aplaçım. Kadir, söylesene be. Selfie yollasın. Ha, bir de ricamız var ya, bu Beyoncé yanınızda mı? Çocuk yanınızda mı canım benim ha? Şöyle bir domalı bir selfie çekip yolla. WhatsApp'tan falan. Ha? Ya biz kendisinin selfie tutkusunun derecesini incelemek istiyoruz. Yakın plan şöyle domalık ha? Ne? Tabii. Ne diyor ya? Orada diyor bit gibi mayasılı
gibi konuşan herife söyle diyor. Beyoncé rüyasında görür diyor. Zenciyim diye gururlanmasın diyor. Işıklar sönünce biz nice baba yiğidin bittiğini gördük diyor. Hanım göbeğe yaylasında mücadele etmek her baba yiğidin harcı değildir diyor. Bizim için fark etmez. Alnımız ak. Bilmiyorum. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Paska. Kadir. Abi Çeşme'de 4000 lira hesap artı dayak şeklinde bir uygulama varmış. Sen biliyor muydun bunu? Yok abi. Dayak ne ki? Bu arada efendim geçenlerde bir Pascal seyahat sırasında Öznur Özmen, Ezgi Akarslan, Onur Bertil diyorlar ki ondan sonra niye Kadir Çöptemir? Bak seninle tanıştık konuştuk ondan sonra çok sevdik birbirimizi. Kadir Çöptemir niye bize bir selam yollamaz diyorlar. Pascal da diyor ki ne demek yollamaz, yollatırım. Öznur'u öpüyorum, Ezgi'ye sarılıyorum, Onur'a da selam söylüyorum hadi canım. İyi peki tamam. Hadi. Neyse bu 4000 lira artı dayak uygulamasından bahsediyorduk Çeşme'de değil mi? Biliyor musun sen onu? Duymadım. Ya bizim Cengiz yok mu Semercioğlu? Var. Şimdi onun bir arkadaşı, yanında yabancı arkadaşları Çeşme'de bir mekana gitmişler, eğlenmişler. Ne? Yemişler, içmişler yani. 4000 lira hesap gelmiş. Ne? Hesaba itiriz, öyle mi? Yo, efendi gibi de ödemişler. 4000 lirayı ödemişler. Sonra çıkarken bodyguardlar bir seans arkadaşların kabasını almış. Ne demek? Yani mariz yani dayak marizine kaymışlar yani. Ne demek abi? Abicim dövmüşler ya. Allah'ıyla sözlük gibi mi konuşacağız? Neyse çıkışta bir seans dayaktan sonra otoparkta kıstırıp bir seansta orada geçmişler. Artık nasıl uygulamaysa bu 4000 lira üstüne dayak. Kedi iyi de niye dövmüş? Valla orasını bilen yok ama hani belki 4000 lira hesap ödenir mi? Keriz misiniz diye acaba müessese tarafından dövülmüş olabilirler mi? Ama Kadir ya 4000 de çok be. Ya arkadaşım İstanbul'da bir gecede 10.000, 15.000, 20.000 lira gelen mekan var Pascal ya. Pavyon mu? Yo, hiçbir pavyonda o kadar geçirmiyorlar. Bildiğim bazı lüküs eğlence yerleri. Bar masasında ayakta ziflenip iki tane bayat kuru yemiş yiyorsun. Dans çalıyor olduğun yerde sallıyorsun. Tak 5.000 lira nasıl? Çok acımasız. Vallahi bak. Kadir sana geldin bu iş. Doğru söyle. Pascal bırak Türkiye'yi. Bir insanın yaşayabileceği bu kainatın herhangi bir noktasında bana 7000 lira hesap getirecek delikanlı daha doğmadılar. Vay, karizmaya bak. Yok karizma değil, neyse onu söylüyorum. Ben 7000 lira hesap getirirse 15000 lira hastane masrafı öder, açık söyleyeyim ben. Döversin. Yok be, ne dövmesi, hesabı görünce kalp krizi geçiririm. Ondan sonra SGK'dan bile ödesen en az 15 kağıt çıkar. Hastane falan, ondan sonra mekana yığarım yani hesabı o manada. Ya ama kendi yeni 8 çok ya. Ya bak ben ne diyorum Pascal, tamam ben anlıyorum arkadaşım. İlla da geçireceksiniz okey. Sezon kısa okey. Kıstırdığınıza gaz kirliyorsun okey. Peki ama bu kadar mı arkadaş ya? Değil. Beni affedersin, Amerika'da, Küba'da, memleketimde s**leri kadar s**mediler ya. Ya bana koyan bu ya. Vahşi batıya gidiyorsun. Bodrum'daki kadar geçirmiyorlar kardeşim ya. Vahşi batı diyorum bak. Bodrum, Çeşme artık vahşete doğru gidiyor Pascal. Kadir Fasa'da var ya. Bana da geçiyorlar. Vallahi orası acımasız. Ya Pascal tatile Olimpos'a gidelim, ağaç evlerde kalalım o zaman ya. Parasız dizi oyuncularıyla hippi olduğunun farkında olmayan alık hippi gençliğin takıldığı yerlere gidelim. Ucuz oralar ya. Ya Kadir bırak ya. Bir dileniriz ya. Evet abi. Hijyen, kişisel bakım sıfır olsun. Evet ya. Biz yine de Kilyos Solar Beach abi. Bu yaz İstanbul'da takılacağız yani. Kişi başı 60. Abi her yerde indirmiş bizi bekliyorlar. Yazlık esnaf. Yemin ediyorum korkuyorum. Irzımdan korkuyorum ya. Ne yapacağız biliyor musun? Hı. Sır sırta bineceğiz. Allah'ım şu namusumuz kirlenmeden şu yazı bitireyim. Aragaz. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. Bir devir maalesef sona erdi. Ne olur? Fransız kadınlar artık üstsüz güneşlenmiyorlarmış. Yalan. Bu korkunç bir şey ya. Fransız El Dergisi'nin yaptığı araştırmaya göre üstsüz güneşlenmeyi icat eden kadın olarak adlandırılan Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot. Evet. Brigitte Bardot'un memleketinde artık sadece 100 kadından 2 tanesi topless, yani üstsüz güneşleniyormuş. Ülkenin plajlarında üstsüz kadın görmek artık imkansız hale gelmiş. Genç kuşağın güneşin zararlı etkileri konusunda hassas olması, deri kanseri riskinin yüksek olması sebebiyle topless güneşlenmeye muhalefet ettiği, Allah kahretmesin ya. Yalan. Kadir, ben bu hafta sonu kadeydim. Herkes ciciyi açmış yatıyor muydu? Evet abi. Hep saçma. Oğlum onlar ya? Yabancılardır onlar. İşte Fransızlar açmıyormuştu. Abi Fransız ya. Harbi mi diyorsun? Dart. Erkekler de. Yok. Kızlar. Abi o kızlar nereden bulmuşlardı onu, açmışlar o az önce söylediklerini? Öyle denmez mi? Cici. Kardeşim. Çıplak ya. Yani ama üstsüz değil mi? Çıplak değil. Evet evet. Füze gibi. Ya bir de sizin oranın şöyle bir özelliği de var değil mi? Mesela Nice'de, Cannes'da da bir miktar var ama Nice'de daha fazla. Upuzun bir sahil var. Ve o böyle özel değil, halk plajı değil. Herkes oradan girebiliyor. Dolayısıyla üstsüzü, altsızı yan yana, ailesi, bekarı, genci, yaşlısı. Herkes tuttu. Yan yana. Ha? Tuttu. Yani yer tutuyor. O tuttuğu yerden çık diye girebiliyor. O da güzel bir şey. Sen ne anladın ki? Yo, ben öylesine şey yapayım. Peki sen mesela Brigitte Bardot'u sever misin? Sevmiyorum. Ne? Sevmiyorum. Sevmiyorsun. Hı. Neden? Rasist. Rasist? Irkçı mıdır Brigitte Bardot? Tabii ki. Yapma ya. Tabii ki. Front National. Ha. Büyük parti, rasist parti Fransa. Rasist partinin evet, üyesi. Evet. Yalnız gençliğinde de... Güzel bayan ama... Genç. Evet. Genç taşmış. Ha, şimdi sen işte gençliğinde karşılaşsaydın da o rasist duygularını değiştirmek istemez miydin onu? Ya kadir. Çok kaşar. Ya kaşarlı mı kalma artık, haminle lan o ilgi. 80 yaşında gençliğinde yani. Gençliğinde doğru ama çok güzel kadındı. Tabii ki. Çok. Aragaz. Geç yatıp erken kalkan program. Aragaz. Pascal. Kadir hocam. Bartın'da enteresan bir olay olmuş kardeşim. Ne olmuş abi? Bartın'da sevgilisiyle arası bozulan bir kişi, hı-hı, özür dilemek için ilginç bir yöntem seçmiş. Ne yapmış? Kız arkadaşına ulaşmaya çalışan sevgili yerel yayın yapan manşet gazetesine ilan vermiş. Ne güzel. Gazetenin ikinci sayfasında özür dilerim başlığıyla yayınlanan ilanda Temmuz sonunda ben bir hata yaptım. Söylememem gereken sözleri söyledim. Senden çok özür diliyorum. Seni seviyorum. Ömür boyu seveceğim. Burcu beni affet diye ilan vermiş. Yani bu sözler yaranmış. İlker'cim. Geçmiş o iş. Bak, ismini ben söylemedim. Sen söyledin. Neyse. Ne yapayım? Ama haklısın yani İlker. Şimdi Temmuz, Ağustos ayları böyle. Aşırı sıcak asabiyet yapıyor. İstemediğin laflar ediyorsun. Sonra kız dirseğe yapınca da pişman ol. Ne demişler Pascal? Ne demişler abi? Tedariksiz domalı domalı taş arar kardeşim. Pardon? Yani gaza gelme diyor yani. Bak bu kadınların bırakıp gitmek gibi bir huyu var. Önce kendini iyi hissediyorsun. Oh gitti, kafam rahat edecek, yaşasın, yeni bir şey. İki gün sonra, üç gün sonra ne oluyor? Ne oluyor? Ya yap sen efektini. Ya işte böyle köpek gibi arkasından ağlıyorsun. Ya çok iyi ağlayan köpek taklidi yapar Pascal bu arada. Kadınları o yüzden hoş tutalım arkadaşlar. Şimdi bakın, erkek dinleyiciye sesleniyorum. Bu akşam hepimiz eve gidince sakin bir ortam yaratalım. Evde şöyle varsa boy aynasının karşısına geçip kendimize bir bakalım. Ondan sonra görelim yani ne kadar çirkiniz, kim sever bizi, bir bakalım ya. Çirkiniz ya. Erkek çirkin bir şey. Uyurken horluyor. Affedersin o**lıyor. Kıllı. Sigara içiyor, ağzı burnu yüzü sigara kokuyor. Erkek bu ya. Buna rağmen bu kadınlar bizi seviyor. Bunları kırmayalım. Bunları incitmeyelim. Yani seni seven bir kadın bulduysan bu alemde en büyük hazineyi kaptın demektir. Kaybetme. Allah'ın öküzü. Bana mı diyorsun? Yok hayatım, yani bizi seven bir kadın bulabildik mi ki biz? Maalesef. O zaman biz serbest saldır sen. Sen işine bak Paskal'ım ya. Kadir, sen bana kişi göster. Vallahi bak. Şahıs göster. Dararım. Ya sen ayrı bir çeşitsin Paskal. Sende ayrı bir numunelik durumu var. Hayatımın şu olgun çağında biraz durulurum diyorum. Başıma sen çıkıyorsun. Bak bu da enteresan bir şey. Ne yaptın oğlum? Ya tamam. Bu arada biz bu hiç Twitter adresimizi verdik mi lan? Pascal vermedik. Vermedik abi, ver. Yapıştır. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Tweetlerinizi bekliyoruz. Muhterem abilerim, ablalarım, aziz kardeşlerim. Yapıştırın tweetlerinizi. Programa bir can gelsin, bir kan gelsin bu sıra. Hadi bakalım. Aragaz.
rüyadan uyandıran program. Aragaz. Kocam beni destekliyor. Amerika'da 39 yaşındaki Daniel Davis hayatını... Kim? Daniel Davis. Hayatını film yıldızı Bradley Cooper'la geçirmek istiyor. Kim? Bradley Cooper'la geçirmek Bunları söylerken yemin ediyorum ağzım maymun ne dönüyor ya. Evet ya. geçirmek istediğine karar verdi. Fakat bunu yapamayacağının farkındaydı. Bu nedenle Cooper'ın kartondan maketiyle yaşamaya mı başladı? Allah Allah. Cooper. Evet Cooper. Maketle alışverişe çıktı, yemek pişirdi, spor yaptı, tatile çıktı. Üstelik tüm bunları Instagram üzerinden dünyayla paylaştı. Fakat Daniela Davis gerçek hayatta evli ve iki çocuğu var. Fakat bu Bradley Cooper'ın maketiyle yaşaması... Aha benim ağzım böyle oldu. Artık hep ben böyle konuşacağım patka. Ama ben yürüm sana. Ne diyorsun? Bulma abi. Okuyana bak. Doğru. Sırf yabancı. Doğru diyorsun. Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Bu işte bir iş yok mu? Bak kadın bunu Instagram'dan paylaşmış. Dünyada meşhur olmuş. İstanbul'da evet. Bir stüdyoda biz bu hasmadan bahsediyoruz. Evli iki çocuk anası. İffet şişesi kırık bir kadın. İffet şişesini kırmış. O kocacığından gizli saklı mı yaptın? Aşikarını mı yaptın? O adamın sosyal... Kadın mı öyle? Bu kadın abi. Abi. Ha. Adam evli, kadın karton taşıyor. Oğlum öyle kadın da evli. Adam kim ya? Adam kim? Cooper. No? Cooper. Cooper. Mr. Cooper. Cooper evli mi Cooper? Hangisi evli? Oğlum ya? Bence ikisi de evli ya. Allah Allah. Cooper evli mi Cooper? Biri bekar. Hangisi bekar? Cooper mı bekar yoksa Davis mi? Davis. Yok Mr. oğlum Davis. Onunla iki tane çocuğu var. O Mr. değil lan. Miss Matmazel o şey. Kadın o. Kadir. Abi Bradley Cooper. Affedersin. Bunlar araksız. Canım benim bir sen. Bradley Cooper. Bradley Cooper erkek değil mi lan? Evet. Bu erkek. Bradley tamam, Cooper. Daniela Davis kadın Daniel değil mi? Davis kadın. Daniela aynen. Daniela kafamı, Davis. Beynimi s- Ben değil mi ya? Ya sen ne yaptın Kadir? Ya tamam kardeşim kapat. Ne olduğunu anlamadım ben. Güzel öf bir şeyler ya, geldiydi aklıma ya. Ya. Aragaz. Rüyadan uyandıran program. Aragaz. Paskal. Kadir'cim. Gelen tweetlere bakalım canım. Hadi canım bakalım yani ya. Murat Samsun'dan selam. 3 gündür Samsun'da merkezde yayınlarınız yok. Cepten internetten dinliyoruz. Çift şarjla geziyoruz. Buna acil çözüm bulun demiş. Hadi bakalım. Kadir ne oluyor ya? Şimdi şöyle yapıyoruz Murat'cığım. Pascal takım çantanı alıyorsun yavrum. Tamam önce abi. Bir Mersin'e gidiyorsun oradaki vericiyi düzeltiyorsun. Ben de Samsun'a gidiyorum oradaki vericiyi onarayım. Eskişehir'de tamam. Yayın cızırtılı. Samsun'dan Eskişehir'e geçelim. Buluşuruz. Güzel orada bir balabanını yediririm senin. Ne balaban? Balaban kebabı vardır Eskişehir'de. Öyle belediyenin mi? Arkasında Eskişehir'e Eskişehir giden. Mi? Bak. Ha. Bak. Sen Eskişehir'e giden balaban kebabı yemeden gelirse ahirette bunun sorgusu olur suali olur açık söyleyeyim. Giderim o zaman. Yeni de söylüyoruz oğlum işte belediyenin arkasında balaban kebapçısını bulun. Hadi götür. Tamam canım götüreceğiz işte bakacağız hem şeye de bakacağız yani. Çok Eskişehir'e özgü bir kebap türü bu. Yani o tabağı yersin tabağı duvarları yersin ağlarsın. Tabak. Tabak mı? Yani tabağı demek istedim. Yani 10 gözyaşı dökersin öyle bir lezzet. Annem evet, diyorlarız. Evet evet işte komple bir seyahat olacak. İyi tamam. Şimdi bu teknik sorunları sizden bir şey rica ediyoruz sevgili dinleyici. Bu teknik sorunları metrofm@metrofm.com.tr metrofm@metrofm.com.tr adresine mail olarak atarsanız çok daha hızlı süreç gelişir. Yani bizde çok alakası yok bunun. metrofm@metrofm.com.tr'ye yazın. Evet. Emre MQFB Kadir abi her sabah severek dinliyoruz. Sabah sabah nereden buluyorsunuz bu enerjiyi? Bize bunu açıklar mısınız? Aslında bunun sırrını daha önce defaatle açıkladık. Paska bir daha söyle. Kürt böreği. Yes. Evet. Kürt böreği. Bol pudralı çayla beraber Sibirya kurdu gibi oluyorsun. Bir acayip bir şey oluyor yani. Abi hem de ekonomik. Yemin ediyorum sabah sabah yarım kilo Kürt böreğini yiyince o kamyoncunun takozu gibi mideye iniyor. Ya. İki gün orada da duruyor.
İki gün yemek yemiyorsun. Büyük tasarruf sağlıyorsun. Biz öneriyoruz. Daha önce zile pekmezini denedik ama paskalı tutamadık. O ne diyor? Çin Seddi'ne falan tırmanmaya kalktı. Düz duvarlara tırmanmaya. Onun için şimdi pudralı Kürt böreğine şey yapıyoruz. Aragaz. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. Adem Gümüş, Pascal Pes 2013'te Nostalji Beşiktaş'ta seni oyuna aldım, tırt çıktın. Amokachi'yi aldım, hat-trick yaptı diyor. Ne diyor bu ya? Pes yok mu abi PlayStation'da futbol? Niye? Evet. İşte o seni oyuna almış ama evet. 2013 Nostalji'de. Sen batırmışsın, sonra seni oyundan almış, Amokachi'yi sokmuş. Hat-trick yapmış adam, tırt çıkmışsın oğlum sen. Abi... Taktiğin yanlış. Yalnız ama kaç da iyi topçuydu be Pascal. Evet evet. Asıl Beşiktaş taraftan senden önceki siyah incisi ilk aşkı kimdi bilir misin? Kim? Les Ferdinand. Ya. İngiltere'den kiralık geldiydi. Böyle o da senin gibi böyle yakışıklı bir zenciydi. Bir sene ligin tozunu attı ya. Sonra İngiltere'ye döndü. Sonra o kadar başarılı oldu ki sör yaptılar ya. Beşiktaş'ın ilk zenci aşkı bu Les Ferdinand'tır Pascal. Onun yarattığı sempatin ekmeğini yedin la sen de. Ama Kadir bir şey soracağım. Bir şey sorayım. Ferdinand birinci zenci forvet tamam mı? Ye Ferdinand. Ferdinand kaç gol? Ferdinand bilmiyorum kaç. Ben Beşiktaş'ta rekor kimdi var şimdi? Pascal Numa'da. Teşekkür ederim. Yalnız bir şey söyleyeceğim Pascal Numa. Efendim. Bunu da sana şey bu Dembaba mıydı? Evet evet. Dembaba galiba seni çıtır çıtır yiyecek kardeşim. Bir şey olmaz bir şey. Kardeşim herif makine gibi gol atıyor. Olmaz bir şey. Ya Pascal kendine mukayyet ol bak açık söyleyeyim. Bilmiyorum Dembaba geliyor diyorlar bak. Destek diyoruz. Peki Hakkı Kurban Afyon'dan bu yana sizi dinliyorum. Şu an Bilecik'teyim. Justin'le çok uğraşıyorsunuz ama demiş. Değil mi? Ya Hakkı o yol baya uzun bir yol be. Fazla basma kardeşim sen 89-30 aracı yani. Çünkü sen Afyon'dan Bilecik'e kadar bizi dinleyerek geldiysen bayağı bir değil mi? Onun için sakin aman abi. Ha. Arabada kim var ya? Trafik canavarı. Aman abi. Hakkı aman canım. Ya şimdi biz Justin'le çok uğraşıyoruz ama onun iyiliği için uğraşıyoruz. Çünkü Justin iyi bir çocuk olsun istiyoruz değil mi efendim yani o yüzden. Neyse iyi be ya saçma be ya. Harbiden iyi çocuk ya ama çevresi kötü kardeşim arkadaş kurbanı. Ya bırak ya Kadir. Onun var ya ruhu bozuk. Ayarsız. Adamı bozuk. Öyle deme Pascal. Seni de çok seviyor aslında. Pascal abi benim idolümdür diyor. Ne biliyorsam Pascal abimden öğrendim diyor. Bazen içtiği zaman ağzını bozuyor ama olsun yine de olsun. Aha. Abi, WhatsApp'tan bir mesaj geldi bana. Kimmiş? Justin yollamış. Kadir abim hayırlı haftalar. Kara Afrika dömergenine de selamlar yazmış. Bak görüyor musun? İt işte. Ne? Yani sinsi sinsi gülüş manası. Adam olmaz mı? İt bu. İt peki bilmiyorum niye de uğraşalım. Hacı Pascal evet. Kafayı kaldır bir saate bak la. Abu. Daha hala burada duruyorsun. Kalk. Çap bastı. Ya the feet. Yarın görüşürüz kaldığımız yerden. Hayırlı işler. Bye bye. Paka. Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz.